Merhaba arkadaşlar, Pratik Yemek Tarifleri mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere pamuk gibi gül poğaça nasıl yapılır tarifini vereceğim. Diğer poğaçalara göre tazeliğini çok daha uzun süre koruyan ve çok daha yumuşak olan gül poğaçamızı umarım sizler de beğenirsiniz. Görünümüyle davetlerinizi süsleyecek olan gül poğaçamızın malzeme listesine geçelim. 6,5 su bardağı un, 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı ılık su, 4 yemek kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, sarılarını ve beyazlarını ayırdığım 2 tane yumurta, 1 yemek kaşığı kuru maya, 100 gram tereyağı. Poğaça hamurumuz için öncelikle mayamızı hazırlayalım. 1 yemek kaşığı kuru maya, 4 yemek kaşığı toz şeker, 1 yemek kaşığı kadar un, 1 su bardağı ılık su ve 1 su bardağı ılık sütü ekleyip biraz karıştırıyorum. Mayamızın kabarması için 10 dakika bekletiyorum. Bekleme süresince köpük köpük kavarmış mayamızı alıp hamur yapma işlemine başlıyorum. Mayamızın üzerine 1 su bardağı sıvı yağ, 2 tane yumurta akı, 1 tatlı kaşığı tuz ve azar azar ununu ekleyerek yoğuruyorum. Yaş mayayı tercih edecekler için 1 yemek kaşığı kuru maya yerine 1 paket yaş maya kullanılabilir. Toplamda 6,5 su bardağı un kullanarak hamurun olması gerektiği kıvama getirdim. Gerçekten pamuk gibi yumuşacık bir hamur oldu. Ve üzerini kapatıp 45 dakika mayalanması için bekletiyorum. Hamurumuzun mayalanma süresi doldu. Gördüğünüz gibi çok güzel kabarmış, yumuşacık bir hamur. Tezgahı hafifçe unlayarak hamurumuzu alıyoruz. Eşit parçalara ayırabileceğim şekle getiriyorum. Ben 16 parçaya ayırmayı tercih ettim. Ama daha küçük parçalara ayırarak daha fazla poğaça elde edilebilir. Bölmüş olduğumuz parçaları yuvarlayarak beze haline getiriyoruz. Erittiğim 100 gram tereyağının içine ayırmış olduğum 2 tane yumurta sarısından tekini ekleyip karıştırıyorum. Bezelerimizi 20 cm'e 10 cm kadar genişlikte açıyoruz. Dikdörtgen bir şekilde açmaya özen gösteriyoruz. Hatta elimizle bozuk köşeleri düzeltiyoruz. Açtığımız hamurun üzerine tereyağı yumurta karışımını her tarafına gelecek şekilde sürüyoruz. Üzeri yumurta ve tereyağı karışımı ile kaplanan hamurumuzun uzun kısmından tutup içe doğru kıvırarak sarıyoruz. Sarmış olduğumuz hamuru kesme tahtasına alarak üzerine hafifçe baskı uyguluyoruz. Başlangıç kısmından 1 cm boşluk bırakarak tam ortasından sonuna kadar bıçakla kesiyorum. Ortadan ikiye kesip ayırmış olduğum hamurun kesik kısımlarının üste gelmesine dikkat ederek ikili örgü yapıyorum. Örgüyü tamamladıktan sonra iki uç kısmını sıkıştırarak yapıştırıyorum. Elde ettiğim örgüyü yuvarlayarak gül şeklini veriyorum. Sonda kalan uç kısmı alt tarafına yerleştirip şekli tamamlıyorum. Tüm bezeleri aynı işlemi yaparak gül şeklini veriyorum. Şekil verme işlemini tamamladığımız poğaçaları pişirme kağıdı serdiğimiz tepsiye yerleştiriyoruz. Parlaklık vermesi için kalan bir tane yumurta sarısının üzerine bir tatlı kaşığı kadar süt ekleyip karıştırıyorum. Ve gül poğaçalarımızın her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. 200 derece fırında üzerleri kızarana kadar pişiriyorum. Pişirdiğimiz poğaçalara doku testi yapıp içini göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi yumuşacık, içi tel tel ayrılıyor. Bu tel tel ayrılan yumuşacık poğaçanın sizin de gözünüze ve damağınıza hitap edeceğini umuyorum. Yumuşacık gül poğaça servisi hazır. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.